Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2024 yılında açıklanan verilere göre Hatay ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sıralı şekilde göreceğiz. Ardından Hatay iline ilişkin çeşitli istatistikler paylaşacağım. Hatay'da en çok nereliler yaşıyor? Hataylılar Türkiye'de en çok hangi illerde yaşıyor? Hepsinin cevabı videoda. 15. sırada Kumlu var. Kumlu Hatay'ın en küçük ilçesidir. Nüfusu 14.971. 14. sırada Belen var. Belen'de nüfus 34.430. 13. sırada Yayladağı var. İlçede nüfus 41.698 kişidir. 12. sırada Erzin var. Nüfusu 42.425. 11. sırada Payas var. Payas'ta nüfus 44.131. 10. sırada Hassa ilçesi var. Hassa'nın nüfusu 55.604. 9. sırada Altınözü var. Hatay Altınözü'nün nüfusu 66.533'tür. Önceki yıla göre ilçede nüfus 6.189 kişi artmıştır. Geçtiğimiz sene Hatay'da nüfusu en çok artan ilçe Altınözü'dür. 8. sırada Arsuz var. Arsuz'da 106.118 kişi ikamet etmekte. 7. sırada Kırıkan var. İlçenin nüfusu 106.975. Kırıkan'da nüfus deprem etkisiyle 14.053 kişi azalmıştır. 6. sırada Reyhanlı var. Reyhanlı ilçesinin nüfusu 113.615. 5. sırada Samandağ var. Samandağ'da nüfus 120.600'dür. 4. sırada Dört Yol var. Hatay Dört Yol'un nüfusu 129.276 kişidir. 3. sırada Defne var. İlçenin nüfusu 142.146. Defne deprem etkisinin yoğun görüldüğü yerlerden. İlçede nüfus önceki yıla göre 23.348 kişi azalmış. 2. sırada İskenderun var. Nüfus 227.498. İskenderun'da deprem etkisinin yoğun görüldüğü yerlerden. Nüfusu 24.184 kişi azalmış. 1. sırada Antakya var. Antakya Hatay'ın en büyük ilçesidir. Nüfusu 298.620. Antakya'da nüfus önceki yıla göre 100.425 kişi azalmıştır. Antakya deprem etkisinin en yoğun görüldüğü yer. 2024 yılında açıklanan verilere göre Hatay'ın deprem sonrası nüfusu 1.544.640 kişidir. Önceki seneye göre Hatay'da nüfus 141.403 kişi azalmıştır. Hatay'da kilometre kare başına 265 kişi düşüyor. Hatay nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 7. il. Türkiye'de ortalama nüfus yoğunluğu kilometre kare başına 111 kişidir. 2022 yılında Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı bir rapora göre Hatay'ın en gelişmiş ilçesi Antakya'dır. Türkiye'deki tüm ilçeler içindeki sıralaması 108. Ardından İskenderun geliyor. Tüm ilçeler içindeki sırası 123. 3. sırada ise Defne var. Defne'nin tüm ilçeler içindeki sırası ise 249. Bunlar deprem öncesi verilerdir. Hatay'da ortalama yaş 31,4'tür. Erkeklerde 30,7, kadınlarda ise 32'dir. Türkiye'de ortalama yaş 34'tür. Hatay Türkiye'nin en genç 20. ili. Hatay'da bulunan kayıtlı yabancı sayısı 4.968'dir. Bu sayıya geçici olarak ikamet edenler, turist olarak bulunanlar ve geçici koruma statüsündeki Suriyeliler dahil değildir. Peki Hatay'da ne kadar Suriyeli var? Resmi verilere göre Hatay'da geçici koruma statüsünde bulunan kayıtlı Suriyeli sayısı 258.643'tür. Bu Nisan 2024 verisidir. Buna göre Hatay'da bulunan tüm insanların %14,34'ü Suriyelidir. Şimdi de Hatay'da en çok nereliler yaşıyor birlikte görelim. 1. sırada Hataylılar var. İlde bulunan 1.325.296 kişinin nüfusu Hatay'a kayıtlı. Ardından Adanalılar geliyor. 21.234. 3. sırada Şanlıurfalılar var. 19.779. 4. sırada Osmaniyeliler var. 18.803. 5. sırada ise Gaziantepliler var. 17.915. Ardından sırasıyla Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Mersin ve Kilisliler geliyor. Peki Hataylılar Hatay dışında en çok hangi illerde bulunuyor? 1. sırada İstanbul var. İstanbul'da ikamet eden
123.688 kişinin nüfusu Hatay'a kayıtlı. İkinci sırada Antalya var, 53.704. Üçüncü sırada Ankara var, 47.217. Dördüncü sırada Mersin var, 43.268. Beşinci sırada ise Adana var, 32.295. Ardından sırasıyla İzmir, Gaziantep, Bursa, Muğla ve Konya geliyor. 2023 yılında Hatay'da 9.491 çift evlenmiştir. Hatay'da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,8, kadınlarda ise 24,5'tir. Her iki ortalama da Türkiye ortalamasının altında. 2023'te Hatay'da 505 akraba evliliği yapılmıştır. Yani yapılan tüm evliliklerin %5,3'ü birinci dereceden kuzenle yapılmıştır. Hatay Türkiye'de en çok akraba evliliği yapılan 15. il. 2023 yılında Hatay'da 2389 çift boşanmıştır. İlde kaba boşanma oranı binde 1,48'dir. Yani Hatay orana göre en çok boşanma olan 56. il. Muhtemelen deprem etkisiyle geçen sene tüm bu süreçler aksamış. Bu sayılar da azalmıştır. Hatay'da yaşayan evlenme çağına gelmiş 330.180 kişi hiç evlenmemiştir. 715.248 kişi evli, 42.698 kişi boşanmış, 60.636 kişinin ise eşi ölmüştür. İlde eğitim durumu ise şöyle. 25.473 kişi okuma yazma bilmiyor. Lise ve denge okul mezunu 291.100 kişi var. Yüksekokul veya fakülte mezunu 192.952 kişi var. Yüksek lisans ve üzeri bir dereceye sahip 21.395 kişi var. 2022 yılında yani deprem öncesinde açıklanan verilere göre Hatay'da kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 7.058 dolardır. Hatay bu alanda Türkiye'de 44. sırada. Şimdi de ildeki en popüler bebek isimlerini birlikte göreceğiz. Hatay'da 2023 yılında doğan erkek çocuklara verilen en popüler isim Yusuf'tur. 169 bebeğe bu isim verilmiş. Ardından Mehmet, Alparslan, Ahmet ve Mustafa geliyor. Kız bebeklerde ise en popüler isim Asel. 171 bebeğe bu isim verilmiş. Ardından Zeynep, Elif, Defne ve Asya geliyor. Hatay'da en sık rastlanan soy isim ise Yılmaz. İlde ikamet eden 15.189 kişinin soy ismi Yılmaz'dır. Ardından Kaya, Arslan, Yıldız ve Demir soy isimleri geliyor. Mart 2024 itibariyle Hatay'da trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtı sayısı 618.424'tür. Bunlardan 253.662 tanesi otomobil, 224.521 tanesi motosiklet, 3.842 tanesi otobüs, 74.275 tanesi kamyonet, 24.463 tanesi kamyon, 26.773 tanesi ise traktördür. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre 1940-2023 yılları arasında yapılan ölçümlerde Hatay'da ölçülmüş en yüksek sıcaklık 45,2 santigrat derecedir. 13.8.2023 tarihinde ölçülmüştür. Yani geçen sene. En düşük sıcaklık -11,8 santigrat derecedir. 14.1.1950 tarihinde ölçülmüştür. Hatay'da ölçülmüş en yüksek kar kalınlığı 20 santimdir. 22.1.1972 tarihinde ölçülmüştür. 1940-2023 yılları arasında ilin ortalama sıcaklığı ise 18,3 santigrat derecedir. Hatay Türkiye'nin en sıcak illerinden biri. 2024 il nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz.